Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ship Graveyard Simulator'da ekiple birlikte savaş gemisi sökme serüveninin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben bir bölüm arası verdim. YouTube'a video paylaştım ettim ama bizimkiler durmadı. Durmaksızın gemiyi sökmeye devam etti. Ve şu an hala ortalığı parça pinçik etmeyi sürdürüyorlar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi en son geçtiğimiz bölüm bu motor odasının olduğu yerde bir elektrik durumu söz konusuydu. Elektrik vardı. Lakin elektriğin kablosunun yerini bulamadım. Yani bir yerde bir elektrik var. Fakat elektriği kesemiyorum. Bu arada görevler de bitmek üzereydi. Son bir kumaş parçası falan kalmıştı. Elektriği gizlemişler resmen. He bebeğim? Yok yok yavrum. O kutular değil. Aşkım şimdi şöyle bir şey var. Bunların bağlı olduğu bir tane switch gibi bir şey var. Hani aşağı indiriyorsun ve muhabbet bitiyor. Alt kata indim baktım. Üst kata indim baktım. Göremedim. Ha. Burada değil. Buradan içeri giriyor devam ediyor. Şu odadan içeri girmem lazım. Evet evet kabloları takip etmek lazımmış. Şunu şu kenara atayım. Baba bu iyi. Var bak burada bayağı malzeme var. Yep. Kim kapattı lan elektriği? Ben içeri yeni girdim. Kendi kendine kapandı. Kendiliğinden kapandı valla. Abi galiba şu iki parça da bitti. Onları da vinçle alabiliriz. Şu an kaynaklarını söküyor. Alabildiğini al babuş. Aa, mekanın içerisine adamlar şey koymuş. Bunu da vinçle taşıtacağız sonra. Çok iyi. Alınmıyor. Ne alınıyor? İnsene Sam'a doğru. Daha gelmedi ki vinç. Yok edilmemiş diyor. Geliyor mu almaya? Geliyor. Burayı yıkarız dostlar. Bütün malzemeleri içine taşır. Buradan götürtürüz. Bayağı bir güzel oldu. Bonus oldu bu. Oğlum oyun bayağı iyi lan. Aha. Geminin bir kısmını yere indirdim. Şu kenardaki şeylerden. Geminin yanını yere mi getirdin? İki yanını yere indirdim. Onları vinçle aldım. Biz buradan var ya öyle bir kaynak alacağız ki. Motorun şeyleri var abi. Kaynakları var. Oho kaç tane var. Garip bir ses çıkıyor ya. Evraklar falan. Burayı bizimkiler açmış. Şöyle geminin en üstünden. Aşağı doğru bir gedik açalım. Hı?
Siz arkayı mı hallediyorsunuz? Evet abi. Motorun etrafını açıyoruz. Tamam. Ben de burada bir tane şey buldum. Yük koyabileceğimiz bir şey buldum içine. Doğrudan depoya gidiyor. Kamyona doğru gitmeme gerek kalmıyor. Buranın etrafını lootluyorum komple. Belli bir kapasitesi öyle bir şey, var. Öyle bir şey mi varmış? Ha, olduğun yere gelirsen Samet'im sen de görürsün. Şey vardı ya hani parayla alınan. Ondan içinde mi varmış? Aha, bizde hiç olmayan. Alalım onu. Lootçu olarak. Niye öyle bir hizmet yok mu? Bu haritalık kullanılıyordur o ya. Ha bu. Ha bunu diyorum işte. Mobil kargo. Etrafı parçalıya parçalıya onun içine atıyorum. Base'e git gel yapmama gerek kalmıyor. Bayağı verimli. Denizaltında niye böyle bir şey yok diye. Abi denizaltının her yeri kapalı. Nereden çıkaracaksın ki bunu? Şöyle etrafı aça aça. Babuşka. Sen ne yapıyorsun bebiş? Uş. Burada da bir tane şeyle alınacak var ya vinçle. Yavaş yavaş etrafını açayım. Bazen acayip bir ses geliyor böyle oyunun kıyısından köşesinden. Motorun tekini alıyor. Süper abi. Üstüm üstü açılmış galiba ondan alıyor. Yanlarında şey var onların ya. Bu keserle kesebileceğimiz şeyden var. Keser değil canavarla. Canavar. Ama bak ikinci motorun üstü kapalı o yüzden alamıyoruz. İndirelim onu da. Vinçlik iş var mı? Valla motoru aldı götürdü. Tamam o zaman. Birini ama. Bir sürü motor var. 2-3 tane var gibi. Ben en üstte indireyim bari. Abi keyifli. Daha geminin ana kısmı duruyor. Ben burada fırsat buldum diye tünedim bu arada.
Ortasından deliyorum gemiyi. Aşkım yanımdasın. Niye söylemiyorsun bebeğim? Samet, Hyper Boss'cum. Vay be, afiyet olsun. Elim bağlandı ya. Burada sende bir şey var mı? Var. Bende de var ama alamıyorum. Ben de alamıyorum. Benim elim bağlandı. Şimdi yavru şu ön kısımlara ayıracağım. Galiba. Yukarı çıktığımızda. Şu yanlara ayıracağım. O yüzden böyle bir üstten göçertmeye başlıyor. Bir saniye, buraları yana çekmek için ne istiyor mesela? Ne kadarını ayırmam gerekiyor? Ya da ne kadarlık bir parça? Aa, yukarısı. Şurayı şöyle çok basit önden ayırırım var ya. Samet'te beyin ne arar mı? Hayda. Bu yayıncıyı geçirmek gelenek haline geldi galiba. Sıcak lan bu arada. Evin önüne ambulans geldi. Hazır gelmişken bir git tedavi ol gel. Ya benim hastalığım yok ya, ne o ne? Bedava hizmet hazır kapının önünde bir tane atlar. Bir uçağı adam oradan bir kolayı molayı çalar gibi. İçim yandı zaten ya. Bir bayılma durumu falan olmuştu galiba sende. Yusuf'un. Neyden abi? O ara şey dediydin ya. Macaristan'da işte. Okulun ilk zamanları mı ne, bir bayıldım. Öyle bir fiyat çıkardılar ki ayılamadım falan dediydin. Hiç hatırlamıyorum ne o, hangi konuda olduğu hakkında. Allah Allah. Ben yanlış anımsamış da olabilirim. İçtim şarabı, sevdim yayıncıyı tabi. Abi efendim. Abi senin komünitede şey var ya. Yayıncıya söyleyelim. Yayıncıya kaldıralım. Hı hı. Zevk alıyorlar Yusuf. Şimdi yalan yok, zevkli. Imposter ya. Karım bile arada bu kervana katılıyor. Hoppa. Biraz kamera kapalı dostlar. O kervan ne güzel kervandır abi. Chat'in büyük bir kısmı sana sevgi gösteriyor. Birinin de öfke kusması lazım ki dengelensin. Ben bunu üstleniyorum. Peki Baran'ım, ben de seni öfkelendiren şey ne? Neden bana karşı öfkeleniyorsun mesela?
Bu öfkenin altında yatan sebebi araştıralım. Canı istiyor. Çocukluğa inelim. Aynen, çocukluğuna inelim. Çok pişkin oldum bu herife. Bu arada agalar, siz geminin arka kısmında mısınız? Evet, hala. Aslında ortasına geldik sayılır. Tamam, ben de önü parçalıya parçalıya geliyorum. Önü ayıra ayıra. Sen demirden bir toynağa benziyorsun. Yatayım şurada. Surun önünde 3 dakikada. Hı. Aa, buralar da ayrıldı. Şuraları bir toparlayan dostlar. Bazılarınızın kutular yerde duruyor. Bilginiz dahilinde mi? Abi ben fırlatıyorum, yere düşüyor. Sonra alıp getirmek üzere değil mi? Evet abi, evet. Hoş geldin Antismorph. Optimus, merhabalar. Ne yapıyorsunuz dostlar? Keyifler nasıl? O bir tane kumaşı hala biz bulamadık mı ya? Ha, belki de senin dediğin gibi hayatım. Materyallerin arasında o... şeyin içinde. Bunu çekmeden ötekini alamam. Vallahi iyiyim Antismorph, sağ olasın, nasıl olayım? Hoş geldin sevgili Optimus, teşekkür ederim. Abi arka kısım için bir ara vinci kullanın. Almıyor ki. Ha, buraya, buraları alıyor. Yok, arka kısım için dediğim ha. Motoru alıyor mu şu an? Yok, arka kısmı alıyor. Doğru diyorsun hayatım. Motor hala alamıyor, bir yere bağlı demek. Acaba üstündeki şeylerden dolayı? Abim 2000 dolar para var şu an. Materyaller hala bir şeyler var gibi. Yo, onlar değil de. Kenarlarında bu tavan var ya, belki ondandır. Hani bak, alıyor artık. Serhat abim 2000 dolar para var bu gemide. Şu an topladığımız materyaller hariç. Bir de bir tane kumaş parçası bulduysak mesela, o çok daha yüksek şey yapacak. Paralar kazandıracak. Bayağı iyi durumdayız aslında. Yani denizaltı falan da alırız da. Ebebeğim.
detaylı amelilik simülatör. Ben fena bağlandım galiba. Motor gitti bak. Oyunun fizikleri çok güzelmiş ya. Motor yok ama var gibi sayıyor hala. Herhalde evet, içine atana kadar. Attı. Bakayım. Yo. Benim single oynadığım zaman Sabaton zamanıydı galiba gene. Hatırlıyor musun Samet'im böyle her şeyi şey yapmama rağmen? Biz şu an bug'dayız bu arada. Bence. Valla o ara o kadar çok oyun döndü ki. Her şeyi emüklememe rağmen şey yapmıyordu. Abi senin bu motorun o kısmını görmen lazım. Motoru giremiyoruz. Aa girdi. Motoru yolladık, motor yok, içinden geçemiyorduk. Eski yerinin orada. Bunları nasıl toplayacağız biz? Almıyor yukarıdaki şeyleri. Keşke Vinci yollamadan önce toplasa mıydı? Baran'ım canımsın, uçuyorlar canımsın kardeşim. İşte Vinci yollamadan önce toplasaydık motorun üstüne olurdu. Buglandım, amelilikten kaçış mı? Ha bu oyunda amelilikten kaçış yok bu arada. Ameleliğin zirvesi bu oyun. Amelesin. Başka oyunda bu kadar amelelik görmedim. Ark'ta mesela ameleliği hayvanlara yaptırabiliyorsun. Fallout'ta falan da öyle galiba. Fallout'ta ameleliği şey yaptırıyorum, fallara yaptırıyorum işte ya. Yani Ark'ta da öyle bazı hayvanlar toplayabiliyor ya. Gerçi bunda da Vinci çağırıyoruz. Tamam da elimizle yıkıyoruz. Sizin zıplama sesleriniz geliyor böyle. Oyun yetişmiyor artık. Ney? Hayatım burada canım, bir şey demen gerekiyor çektim bence. Arkadaşlar ben gidiyorum, hoşça kalın. Yeniden gördüm de Vinç de yukarı çıktı. Kendimi zor attım aşağı. Bak bu motorun üstündeki eşyaları toplayalım, gene buglanmasın. Selamun aleyküm beyler. Selam. Selam. Kameramı açayım. Hayda. Ben bu kutuyu yere attım, alamıyorum. Sende görünüyor mu? Ne aldım? Nerede? Alamıyorum kutuyu. Use mobile cargo for bana da geldi. Time. Sait abi ne yaptın? Kargoyu mu yolladın? Ha, mobil kargoyu yolladım. Bullendi çünkü. İçi doldu.
Sahibinden az hasarlı. Varmış. Az kullanılmış çıtır hasarlı. Çıtır hasarlı ne oluyor yavrum? Ha, hasarı hafif göstermek için. Çıtır hasarlı. Hasar var aslında ama çıtır hasarlı yazıyorlar. İnsanlar diyor fazla bir şey yok herhalde. Ama arabanın iç aksanı falan yanmış. Abi ortadan sözleşme daha bitti abi. Babuk. Ben paramızı almaya gidiyorum. Ebesinin nikahı la. Koca gemiden ufacık bir şey bıraktık. Manyağız biz ya. Öğütücü. Deliyiz. Bunun üstüne abi. Bir de Crime Skin Cleaner yakışırdı da bir türlü çıkmıyor. Lan o Crime Skin Cleaner çıksa zaten... Multisi var mı ki onun? Köpek gibi seri yapacağım ondan ya. Multisi yok bildiğim kadarıyla ama... O da bunun gibi şey amelelik oraya buraya sil temizle. Ya tam olarak amelelik değil canım. Bunun kadar değil de o da sayılır yani. Kocanda kolsuzluk var aşkım, ne yapacaksın? Atıyı kökten aşağı indireceğim abi. Mantıklı. Mantıklı. Ama buranın üstünde vinçle taşınacak şeyler var kanka. O yüzden var bazı mı? Yerler açılmıyor. Evet. Sanki ne verecek ki? Çok önemli bir şey veriyor mu? Alınmadan şey yapılamaz diye biliyorum ama. Vallahi yıkalım gitsin ya. Kapasiteyi 200 kilo yaptık hala şey yapmıyor. Sınırsız kapasite modu yüklesek nasıl olur ya? Mod yok ki. Mod mu? Mod mu? Olsa yani. Olsa E basmaktan sıkılırsın ya belli bir süre sonra. Yine aynı şey gibi sınırsız kapasite. Kamyonu atıyoruz dolmuyor. Bu havada bende materyaller var. Bu çatıyı indirebileceğiz mi aşağı? İndireceğiz, ayıracağız onu ya. Hakikaten gemi ufacık kaldı bu arada. Ya abi çatıyı indirmeden aşağısını indirdim. o yanların da inmesi gerekiyor. Tamam dedim orayı indir aşağı. İnşallah maşallah. Abi biz deliyiz deli. Oh. Nasıl bir materyal geldi öyle?
Aha şu yan tarafı alıyor Winch. Bu yan tarafı da alıyor. İkisine de emir verdim. Bu iki tarafı alacak, geminin sadece şu kısmı kalacak işte ya. Ön tarafı falan da ben yedim, bitirdim. Ey maşallah. Bayağı bir malzememiz oldu bu arada dostlar. Babamdan winch geçmeseydi de. Böyle dadı olmuyor. Bizimkiler alt kattan gene bir şeyleri yıkıyor gibi. Son motor mu bu? Galiba. Bir o kaldı. Aldı götürdü, okey. Yukarıda ince işçilik gereken şeyler var. Ayı gibi dalmayalım da. Winch kaldırmaya geliyor. Aa, winch şurayı almaya geliyor. Sevgili Rahmican, bu oyun hurda gemi parçalama simülatörü. Esasında bayağı eski bir oyun, lakin multiplayer seçeneği eklendiği için ve yeni DLC'ler geldiği için arkadaşlarımızla beraber tekrar oynuyoruz. Örneğin şu an bizim söktüğümüz bir savaş gemisi. Oyuna savaş gemileri eklendi. Savaş gemilerinin yanı sıra submarine'ler, denizaltılar var. Geçen bölümlerde de denizaltı sökmüştük. Oldukça büyük bir denizaltıydı. Multiplayer seçeneği geldiği için birlikte oynuyoruz. World War Z. Balım taş çatlasın, yarım saati falan var. Sana da uyarsa girelim yarım saat içerisinde. Mesela Enver abimin oyunu da bitmiş olur. Bildiğim kadarıyla karım da bütün işlerini bitirdi. Aman bebeğim. Yusuf aşağıda biraz müşkül durumda galiba. Temizlik yapıyorum. Ellerine sağlık. İstersen yemek arası ver gel, bana fark etmez. Arada verebilirim, yayında da gömebilirim. Hanım nasıl derse öyle yaparım. Baranım. Ha? Doğru diyorsun aşkım. Acelesi yok bir şeyin yani. Bir şey dediysen duymadım kuzum. Hayır, telefonla konuşuyordum. Dedim acaba karın bana mı saydırıyor?
yukarıdaki dev bloğu halletmek lazım. Oradan kesik, buradan kesik. Niye yemiyor peki? Şuradaki kaynakların sökülmesi gerek herhalde. Enver abim valla... Her şey her türlü uyar bana ya. Bunu niye almıyor? Allah Allah. Ben de şu gece işi çözülemedi ya. Sürekli gece oluyor. Bende de gece şu an. Bende full gündüz. Etkin olmasına rağmen gece oluyor. Acaba multi olduğu için mi? Aslında geçen denizaltı sökerken sizde de full şey değil miydi? Yok, bende hala gece oluyordu. Allah Allah. Feneri açıp kapatmaktan bir hal oldu. Olgunum, hoş geldin. Çok garip çalışıyoruz var ya. Azıcık temizleyik şuraları ya.
Ama işi bitirdik sayılır ha. Geçen seferki... Allah'ın cezası motoru yollayabilsek. Geçen seferki 4 saat sürmüştü. Savaş gemisini biz 2 saatte paket ettik herhalde. Abi denizaltının ilk 2 saati mal mal etrafa bakmakla geçti. İşte ne tarafından girsek, ne yapsak. Sonra en son bir anladık ucundan girmeyi. Gerisi geldi. Ya bu daha seri açıldı. Bence öbüründen şey deneyim kazandık. Nasıl gireceğimizi biliyorduk. Ama biri submarine, denizaltı, biri savaş gemisi ya. Yine de benziyorlar ya şekil olarak. Önden arkaya upuzun bir şey. Bunun sadece üst tarafında değişik değişik şeyler var. Winch'le yollamadık. Ben sana bir geri şey diyeyim mi? Radyasyonu diyor. Hallettiğin an bütün iş bitiyor abi bence. Niye alınmıyor? Bilmiyorum. Bende de alınmıyor. Motoru aldırıyorum. Aldırdım. Geminin zaten 3'te 2'si motormuş. O ne öyle? Baştan sona. Nasıl gidecek ki bu zaten motor olmasa? Buranın aşağısını çökertmeyin. Winch'le gelip alacak şu yukarıdaki şeyi, malzemeyi. Mındar olmasın. Geliyor. Parçalama bitince ne yapıyorsunuz? Tamamdır, tamamdır. Baran'ım iyi oyunlar kardeşim. Arabadaki yolumuza bakıyoruz. Arabadaki malzemeleri alıp şurada görmüş olduğun geri dönüşüm merkezine götürüyorsun. Malzemeleri ayrıştırıyorsun ve sana sol yukarıda gördüğün kaynaklardan veriyor. Kaynaklar ve parayla da elindeki ekipmanı geliştiriyorsun. Ne bileyim elindeki şeyin daha güçlü vurmasını sağlıyorsun. Daha hızlı çalışmasını. Veya şu an mesela bizim karakter hurdalardan 200 kiloluk materyal alabiliyor. Hurdaları böyle hani 400 kiloya kadar kaldırabilmesini sağlıyorsun gibi gibi. Ya tam sınır 400 müdür bilmem de. Abi zaten iki tane kalmış upgrade. Herhalde 250 oluyordu. 240 falandır ya. Bütün upgrade'ler bittiği zaman oyun bitti diyoruz herhalde. Ne yapacağız ki yani? Neremizi geliştireceğiz? İşte onda da yeni içerik çıkarmaya çalışıyorlar ya. Samet'im. Bak uçak sökelim onu getirsin. Uçak parçalayalım. Ya adı Ship Graveyard'da ama uçak gemisi falan. He o da olur. Uçak gemisi çok güzel olur bu arada. Üstünde uçak olsun, uçakları da kuralım. Her şeyi getirebilirler abi işte. İçerik güncellemesi bekleyeceksin. Arif aleykümselam, hoş geldin. Oğlum bu ne? Adım attığın yer loot malzeme. Bu hurda gemiler gerçekte bu kadar ucuz değildir ya. 1000 dolara, 1600 dolara bu gemi mi alınır? O mümkün değil. Ya aldım diyelim yapmıştım. Gerçekte balyozla mı parçalayacaksın Samet'im? Adamlar abi bunu winch'le mi ürünü? Hayal ürünü dünya yapmışlar.
Oyunun Türkçe şeyi makine çevirimi ya. Hiçbir fikrim yok. Ben yanlardan birer dal kısaltıyorum bunları. Ben alt kattan lootları topluyorum. Big Ambitions çekti abi. Forma. Save'im de var ya. Normalde olmasa o kadar çekmiyor da. Bir save başlatınca gerisi gelmesi gerekiyor. Ben şimdi şeyde tıkandım mesela. Kuyumcuyu açtım. Odayı modayı taşıdım. Sonra ne yapacağım abi? Ofis aç. En büyüğünden olması gerekmiyor. Bir tane şey yap. Neydi o? Yetenek avcısı. 5000 para veriyorsun şey bulmak için. Bir tane yetenek avcısı alıp onu geliştirince beleşe bir sürü adam buluyor. Daha o kadar kurumsal değiliz be. Daha iki dükkan var ya. Ha, bir tane restoranım var, bir de kuyumcum var işte. Benim kâr ettiğine inandığım. Ediyor da max geliri o değil yani. Zengin mahallede açsam 2-3 kat daha fazla ederdi diye düşünüyorum. Aynı dükkan. Abi hiçbir fikrim yok. Hepsini borç harç açtık zaten, bilmiyor musun? Ben direkt oyuna başladım ya hard'da. İlk dükkanımı Midtown'dan kiraladım. Gene 15 metrekare mi 30 mu? Şey 15 kişilik işte, metrekaresini bilmiyorum da 75'ti galiba. Tüm gemi aşağı indi şu an galiba. Havalar yanları çektirip onları vinçle taşıtacağım. Bu sefer galiba %100 sömürdük lan. Galiba. Elimize sağlık vallahi, canavar gibi oynuyoruz lan. Geçenki diyorum ya 4 saat sürdüydü. Bunda daha biz ikinci saati doldurmadan yedik. Neyi götürmüyor anlamadım. Yediden beri uyanığım abi. Yedide ne yaptın kral? 8'de kalkıp spora gidiyorum. Adam basıyor ya. Ey maşallah. O azmi bulabiliyor musun kendinde ya? Hı. Helal olsun. Arkadaşlar... Ama günün geri kalanı bana kalıyor işte. Bitti bu arada. Yani an itibariyle gemi bitti babolar. Sözleşmeler de bitmiş. Sözleşmeler de bitti. Evet, bütün parayı aldık. Ben de şurada bir şey burada var. Bir duvar. Bu sende de var mı? Evet. Bug'lı yine galiba. Anam yerlerde lootlar var. Yo, sende var. Abi bu kısmını da winch'le yollayabiliyoruz mu? Yollayabiliyoruz. Kalanını da winch'le alıyoruz. Evet, 6 parça şey kaldı. Hepsi winch'le gidiyor. Ey Batnahi. Bu neyce sende de var mı? Bilmiyorum ki. Üstündenim be Yusuf.
Olmuyor ki. He oldu. ...43 ton burada malzeme var, 10 ton depoda var. Daha biz bir de bu kadar ayrıştırdık. E helal ki abi, bitti bu arada. Şu an yani yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Sadece Vinci'nin gidip gelmesini bekleyeceğiz. Sonra ben malzemeleri ayırt edeceğim. Abi beni görüyor musun? Neredesin? Zıplıyorum. Yerdeyim. Toprak deniz tarafında. Hah, gördüm. Gemi buradan sona kadar. Bitti vallahi. Buradan mı başlamış gemi? Evet abi. Oradan buraya. İşte vidalar gözüküyor ya. Aa evet. Etrafta malzeme var hatta. Koş koş, bitmiyor. Kaç metre kare ayıklamışız lan. Çok büyüktü ya. Kocaman gemiyi. Abi. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Deli gibi oynadık. Gurur duydum kendimce. Manyağız abi biz bence. Vallahi ben bir tane daha yapabilirim. Abi son ben de yaparım. Otistik penguene bağlıyoruz ondan sonra. Boş ver. Yeter baba buradan. Yine ne bileyim. Yine bir iki saat süre. Big Ambitions olurdu. Tenants olur. Valla Big Ambitions olursa alırım yemeğimi, önüme izlerim. Afiyet olsun. Tamam. Gerçi seni de yemen lazım değil mi? Ya hanım ayarlayınca aç kapa mı yaparız, dümdüz kapamadan mı hareket ederiz bilmiyorum ki, takılırım ya. Sen aç kapa yapınca en az bir 4 saat. Vallahi ben hem söktüm hem yemeğimi yedim. Aç kapa yaptığım zaman evet benim açmam geri uzun sürüyor. Herhalde şey yapıyorsun işte, bir abdest bir gusül alıyorsun oradan. Motivasyon bulamıyorum. Motivasyon, yiyorum ve yatıyorum kanka, başka yaptığım bir şey yok. Son iki parça. Ben şu Vinci'nin yavaşlığına başlayacağım ha. Çaliz, çaliz. Upgrade diyebiliyoruz mu artık? Bir tane daha upgrade'i var. Malzemeleri ayırdıktan sonra şey yaparız, bakarız. Abi hiç yağ çıkmamış gibi gözüküyor ama arabada değil mi hep? Arabada, hepsi arabada. Yani bunlar bitince arabaya gideceğiz. Oyun şey diyor. 7 parça daha ekipmanını upgrade'leyebilirsin diyor. Elleri upgrade'leyebiliyorum böyle. Daha hızlı toplama ya da tek seferde 5-10 kaynak alma. Çekici mekici upgrade'leyebiliyorsun. Bunu satalım. İlk iş şey yaparız. Bir çekiş tek atıyor zaten her şeyi. Aynen, çekicimiz full ya. Kaynak makinemiz de iyi. Belki hook geliştirilebilir hani. Daha uzağa tutunabilmek için. Bizi bir tek Vinci zorladı. İlk iş Vinci bir şey yapmak olur. Vinci'nizi de 3 kat artıyormuş. Şu an 2 kat artmış herhalde. Evet arkadaşlar. %100'den %200'e. Ellerimize sağlık babu. Ayrıştıralım mı yoksa sonra mı? Ayrıştırırım ben ya. Tamam. Uzun sürüyor mu ayrıştır? Çok. Kaç kilo ki bu? 43 ton malzeme var bunun içinde. Abi 12 ton da kadar, depoda var. O kadar sürede 3 ton da ayrıştırdım. Abi otomatik şey yapmazsam 55 ton kaynak sıralayacağım. Sen geçen otomatik yapmıştın galiba. Geçen üşendim, otomatik yaptım ama 4 saat şey yaptık ya. Space'e basınca hızlanıyor. Bir de combo yaparsam iyi bir para da verecek bana. Kaç parça malzeme gelir acaba? Abi doluluk oranı gözüküyor. Aha, sizi kapıda zıplarken görüyorum. Ben yandan izliyorum. Kanka hiç bana mısın demiyor bu arada. Anan. Sen... Çok komik Alper görünüyor burada. Bir dursana. Bir dursana. Eğil bir. Çıkabiliyor musun üstüme? Evet de. Bakalım. Hook atalım. Gerçi yok, geçersiz hedef. Geçersiz hedef diyor. Gel tam üstüme çıkınca ben de ayağa kalkacağım.
Yanında düşüyorsunuz. Abi bu kötü bir fikirdi bu arada. Ya otomatik şey sıralamam lazımdı. Buradan giremiyor muyum? Aç lan kapıyı. Senin 3 ton kaçlı komboda bitmişti Yusuf? 62 mi? Öyle bir şey abi. Ooo 55 ton var bizde. Ben daha 90'ıncıdayım. Yusuf bak nereye? 70 dolar vermişti. Yusuf izliyor mu burada? Kaç dolar verdiydi? 170 abi. Ooo o zaman bu çok uzun sürecek ama bayağı bir para alırız buradan. Ah be içeri girilmiyor. Ih. Bir de komboyu sıfırladım. Ah combo sıfır yazıyor ekranda. Mor hızlandırdım. Hiç artmıyor bizde. Bug'lı. Aha geldim. Orada elim kaydı. Sen şimdi şu kulede misin abi? Biz seni göremiyoruz orada. Ben yayından izliyorum. Yusuf baksana bir ortada şey gözüküyor. Doluluk oranı gözüküyor. Azalmıyor kanka. Bu yaptığım korkunç bir hataydı. Adamlar bilerek koymuş oraya %10'luk kaybet atla diye. Akıl sağlığını kaybet şu. Chat'ten ne yazmışlar abi? Bakamıyorum ki. Şey yazmışlar, ne oluyor orada sen üstüme çıkınca ben ayağa kalkacağım falan, ne yapıyorsunuz siz yazmışlar. Ama ben ekmeğimdeyim, onlar da kendi ekmeğinde. Uzun eşek oynuyorduk ya. Şimdi üstüme çıksan daha iyi görür müsün? Şimdi üstüme çıkamadım. Niye oraya? Arka baktığına. Çıkıyorum, atıyor beni. Arkadaşlar an itibariyle yarrağı yedik bu arada. Çıkamıyorum ben. Bitmiyor kanka, bitmiyor. Hala full'de değil mi abi? Full'de. Evet hala full'de. Bize de hareket edip duruyor oradaki şeyler, variller. Abi direkt hızlandırıp hepsini rastgele yere atsan ne oluyor? Mavi, kırmızı yatıyor. Mındar oluyorlar. Evet. Mındar oluyor. Ben şey zannediyordum sadece. Combo vermiyor ama gidiyordur diye düşündüm. Yok, yanlış yere attığına malzeme mındar oluyor. Öyle olsaydı hızlandır diyecek. Ben de hızlandırırdım tabii ki. Kim siker komboyu? Oha 200 komboya mısın abi? Abi daha oynamadı bu arada araba barı. Acaba 53 ton muydu? 53 tonun içinde kaç tane o kutulardan var? Şimdi 200 combo evet, olmuşsa mesela. Ben 3 tonu o sürede ayrıştırdım, öyle düşün. Bu 52 ton. Mesela 250 combo yapmış ya şu an. Demek ki 1 bir sürü şey atıyor içine. Acaba içinde 20.000 tane şey mi var? 20.000 combo yapabilir mi mesela istese? Ya da 10.000 mi var? Herhalde yapabilir, bilmiyorum ki. Oluyor mu? İşte full tryhard yapsa oradan anlardık. İşte 50.000 tonda 5.000 kutu varmış diye. Ama galiba öyle bir şey var harbiden. Kardeşim 380 kutu. İşte 380 kutu oldu, bir de komboyu bozdum falan, hala bitmedi. Bir 200'lük kombo da bozdum. Bitmeyi geç, fulldan aşağı inmedi. Orada depo gözüküyor. Demek ki harbi 50.000 kutu falan mı atacaksın yoksa? Abi bilmiyorum abi, yardım edin. Arsamed abi bir bölüm kutu atıyor. Bana yardım edin oğlum. Bir saatte bu sürecek. Videonun tamamı kutu atma. Bana yardım edin. Abi bölüm arası. ESC'ye basınca çıkar mıkar diye korkuyorum, malzemeleri mındar eder diye. Videoyu da kapatamıyorum. Biz bunu hani yiyeceğiz abi. 448.
Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kutu atıyoruz. Bir bölüm boyu. yeni bir oyuna döndü şu an. Sabır testi değil mi? Combo oyun. Tabii canım. Rekabetçi maç öncesi el ısıtma. Bir kutu 100 kilo olabilir belki. Her kutu 100 kiloysa 53 ton. 55 işte. Tonda 55 5300 ton tane. 55 ton. 5300 tane kutu mu? 5500 tane kutu o zaman. Samet deliririm. Her kutu 100 kiloysa. Abi 550'yi çoktan geçtiğini düşünürsek ve hala full'dan aşağı inmediğini düşünürsek veya 5500. Deliririm, delirir. Delirmeye başlayabilirsin abi. Otomatiğe tıklamayan aklımı sikeyim. İyimser düşünüp her kutu 200 kilo desek 2500 var mı? Anasını siktim kombonu. Sen bizde aşağıda yürüyorsun biliyor musun abi? Bir yeşil paltolu sen misin? Ben değilim abi, ben öyle değilim. Beni bu kabustan kim kurtaracak? %10 abi, chatten yazmışlar ki o %10'u ne yapacaksın acaba? %10 kaybetmemek için. O %10'u... Bir saatini burada. O kadar try atmayan kafamı sikeyim. Sen de beni hep bizim bu aç gözlük bitiriyor abi lootçuluk. Ölücüsünüz ben, ölücü. Bende de olsun. Oğlum araba bir gıdım azalmadı lan. Birisi kutu bitsin gelirim yazmış abi. Yayından gidiyor, kutu bitince gelecek. Lan görüşürüz. Yarın gelir herhalde. Lan bir saniye, buradan çıkma imkanım var mı? Abi ben denedim, çıkmıyordu. Çıkmıyor. Benim Antetör basıp tekrar save'e girince kayıttan mayıttan devam etmiyor mu duruyor? Bütün malzemeler bir de bizim iki saat yaptıklarımız yok oluyor. Azalmaya başladı. Bitti. Ortaya indi. Lan doluyken hiç azalmıyordu. Şimdi bitti neredeyse. Bilsem azıcık sabrederdim ya. Komboya 10 dolar verdi sadece. 6 torba kaybetmişiz. 916 tane şey gelmiş, malzeme gelmiş. O zaman 1000 malzeme 55 ton mu ediyor yani? 50 kilo 50. Yo, bir dal daha geldi. Nasıl? Şey yani? Dolmuş. Ayrıştırma cihazı dolmuş. Tam bitti arkadaşlar. Bitti. Şükür bitti ama. Evet sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Ship Graveyard Simulator'dan bu videoluk bu kadar efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.